tanıdım. 4-5 kişiydiler. Peki şimdi ben bakın. Dikkatle bakın. Ekrana bir robot resim getiriyoruz şimdi biz. Görüyorum karşımda Yalçın Bey. Değil görüyorum efendim, Yalçın Bey. Değil. İzin verirseniz bakın robot resim getireceğiz. Yani bu çete olduğunu arkadaşım kaldır kalacak. Çete evet, olduğunu vardığımız evet, kişi benziyor mu? Yalçın Bey. Anlamadım. Tam buna benziyor Yalçın Bey. Şimdi bakın. Az önce gösterdiğimiz bir video görüntüsü vardı. Şu anda kayıp olan Salih Demiral'ın da 26 yaşındaki delikanlının yanına gelip sokulup sonra gidip bir başka bayanı rahatsız eden, sonra gidip yaşlı bayanı rahatsız eden, arkadaşlarla böyle bir takım halinde dolaşan, bize göre çete ve gasp işi yapan, muhtemeldir ki yakalandıkları zaman da sabıkaları çıkacak. Çünkü çok rahat davranıyorlar. Yani pişmiş bunlar. Yalçın Bey bunların içinde bayan da var. Hanımefendi bakın. Pişmiş diyoruz biz bunlara. Şimdi ekranda görülen resimdeki kişi, ekranda görülen, şimdi benim sevgili arkadaşım onu biraz daha küçücük, biraz sonra sol tarafa doğru vereceğiz. Ekranda görülen resimdeki kişi sizi çevirip de rahatsız eden kişiyle aynı mıydı? Bu kişi. Evet Yalçın Bey, top çerelik, aynı bu şekil yüzü. Gerçek diyorum Yalçın Bey, bir haftadır ben bu çocuğu zaten sinir oluyorum gerçekten. Peki. Bak izinde geldik geleli titriyorum ben o şeyi hatırladıkça. Peki. Kenan az önce yaptığın gibi şu plazmadan bir gösteriyordun ya abicim. Şimdi sevgili izlenir. Adım adım gidiyoruz. Gerçek anlamda polise yöntemlerle çalışıyoruz şu anda burada. Diğer resim hazır mı arkadaşım? Şimdi bakın. Bunun yanına gelen iki kişiyi daha biz benzetme robot resmine çıkarttırdık. Bu diğer iki kişi birinci resimde gösterdiğimiz kadar birebir alır mısınız bir saniye? Birinci resimdeki kadar benzemeyebilir. Çünkü karanlıkta kalmışlar. Olabildiğince özel bir program aracılığıyla, poster adlı program aracılığıyla benzettirmeye çalıştık efendim. Bunu profesyonel, İsrail'in, Amerika'nın kullandığı, istihbarat örgütlerinin kullandığı profesyonel programdan bahsediyoruz. Uydudan görüntüyü çekiyor, modelleme yapıyor, kişinin robotunu çıkartıyor. Aynı programı kullandık. Verin şimdi ikinci kişinin resmini. Bu bizim görüntülerden tespit ve teşhis ettiğimiz ikinci kişi. Yani kayıp olan 26 yaşındaki gencin yanına sokulup konuşan kişinin arkadaşı, sürekli haberleştiği, görüştüğü, yan yana geldiği ikinci kişi. Tam ekran verelim. Dikkat ediyoruz. Şimdi ikinci kişiyi verdik. Biraz sonra bunları üçlü yan yana da arkadaşım hazırlayacak. Üçünü birden vereceğiz. Çünkü yarın sizin kardeşiniz, bacınız, yeğeniniz, çocuğunuz, anneniz, akrabanız bir yakınınızı yakabilirler efendim. Bakın Almanya'dan arayan bayan diyor ki çok korktuk. İstanbul'un her yerine dolaşıyorlar. Ve şimdi diğer kişi, yani bu bana göre telefonu açıp da adım erken diyen, kaybolan Salih'in yanına sokulan, onu ürküten, daha sonra gidip bir başka kızı ürküten, daha sonra bir yaşlı bayanı ürküten kişinin yanına gelip konuşan, bu Salih'in olduğu yerde olan kişiler değil şu son iki kişi. Şimdi getireceğimiz. Ama o diğer bayanları gidip ürküten, hatta konudan çeken üçüncü kişiyi getiriyoruz ekrana. Verin. Evet. Üçüncü kişinin araba resmi bu. Biraz hatta bana benzemiş. Bir gözünü kapattığımız zaman ben gibi ne oluyor dedim hatta. Kapattı. Vallahi yan tarafı kapatın. Benim gözüm gibi duruyor. Çektiğim zaman gerçek ortaya çıkıyor. Büyütün abi tam ekran. Evet. Bu kişiye dikkat. Çünkü bu kişi iskelede diğer üç kişiyi yönlendiren adam. Milim milim görüntü analizi yaptık. Kaşıyla, gözüyle, el işaretleriyle iskelede. Ne oldu arkadaşlar? İskelede diğer üç kişiyi yönlendiren kişi. Şimdi o görüntülere gelebilir miyiz?